Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ayrıntılı Osmanlı tarihini ele aldığımız video serimizde son olarak sizlerle birlikte Orhan Gazi dönemi devletin sınırlarının genişlemesi konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ise ele alacağımız konu Orhan Gazi'nin getirdiği yenilik ve düzenlemeler konusu olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Orhan Gazi devlete ne tür yenilikler getirmiş, bunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Evet. Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ne yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. İlk kadı ve subaşı atamaları bu dönemde yapılmıştır. Sancaklara kadılar gönderilmiştir. Divan örgütü kurulmuştur. Vakıf sistemi, adli teşkilat kurulmuştur. Yaya ve müsellem olarak ilk düzenli Osmanlı ordusu kurulmuştur. İlk donanma çalışmaları yapılmıştır. Ve Osmanlı Devleti gücüne güç katmıştır. Kıymetli dostlarım, her ne kadar kimi kaynaklar Osmanlı Devlet Beyliği'nin devlet olma tarihini Orhan Gazi dönemine kadar çekseler de benim kendi nazarı itibarımda Osmanlı Beyliği 1389 yılında Yıldırım Beyazıt döneminde devlet olmuştur. Çünkü altını çizmek gerekir ki Osman Gazi, Orhan Gazi ve benim Murad Ödüvendigar her ne kadar bey ve sultan hüküm ünvanlarını kullansalar da henüz Osmanlı 1. Murad'ın 1389 yılındaki tahta düzeltiyorum Yıldırım Beyazıt'ın 1389 yılındaki tahta çıkışına kadar sıradan alırlardı bir devlet, beylikti. Yani devlet statüsüne henüz gelmemişti. Benim kendi nazar itibarımda bu bağlamda Osmanlı Beyliği'nin gerçek devlet olma tarihi 1389 Yıldırım Beyazıt'ın tahta çıktığı tarihtir. Şimdi kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, gelin videomuzun ikinci kısmında başka bir kaynaktan Orhan Gazi'nin hayatını dinleyelim. Çok geçmeden 5. ve 6. Yuhannes'in arasında yine bir imparatorluk savaşı çıktı. 5. Yuhannes, Sırp ve Bulgarlardan aldığı destekle Adrianopole, yani Edirne'ye girerek kendisini burada imparator ilan etti. Osmanlıların siyasetine göre Sırplar Rumeli'de hüküm sürmemeliydiler. Osmanlıların uzun vadeli planlarına göre Doğu Romalılara yardım etmek makul bir durumdu. 6. Yuhannes damadı Orhan Gazi'den yine yardım isteğinde bulundu. Bu yardımın karşılığında Çimpe Kalesi Osmanlılara verilecekti. Gazi Süleyman Paşa ordusu ile yine Rumeli'ye geçerek 6. Yuhannes'in ordusuyla buluştu ve birlikte Edirne üzerine doğru ilerlediler. Edirne yeniden 6. Yuhannes'in eline geçti.
Kısa bir süre sonra Gazi Süleyman Paşa karışık olan Sırp-Bulgar ordusunu bozguna uğratmayı başardı. Bu zafer sayesinde Çimpe Kalesi Osmanlıların eline geçmiş oldu. Orhan Gazi bu yıllarda iyice yaşlandığından devlet yönetimini oğlu Gazi Süleyman Paşa'ya bıraktı. Ankara'da ahiler hüküm sürse de burada gözü olan iki beylik daha vardı. Bunlardan birisi Karamanoğulları Beyliği, diğeri ise Eretna Beyliği'ydi. 1354 yılında Gazi Süleyman Paşa Ankara'yı ele geçirmek için buraya bir sefer düzenledi. Ahiler ile işbirliği yaparak şehri ele geçirdi. Bu fetih ile birlikte Osmanlılar Karamanoğulları ile sınırdaş olmuşlardı. Aynı yıl içinde Umuroğullarına bağlı Bolu da Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlıların asıl hedefi beyliklerin topraklarını ele geçirmek değildi. Kuruluşundan bugüne kadar olan en büyük hedefi Doğu Roma topraklarında Türk ve Müslüman nüfusu oluşturup Avrupa'yı içine alan bir devlet kurmaktı. Bu sayede Ankara'nın fethiyle birlikte Osmanlılara bağlı Müslüman Türk vatandaşlarının sayısı artacak ve Rumeli'de yapılacak yeni fetihlerde Türklerin buraya yerleşmesini sağlayacaktı. Altıncı Yuhannes, beşinci Yuhannes'i Bozcaada'ya sürgüne göndermiş, ancak beşinci Yuhannes buradan kaçmayı başarmıştı. Beşinci Yuhannes'in Konstantinopol'e gelmesine sevinen halk, gelişini kutlamaya başlamış ve tezahüratlar etmişti. Bu dönemde Doğu Roma'da 3 tane imparator olduğu söylenebilir. Çünkü 6. Yuhannes'in oğlu Mateos Cantacuzenos'u ortak imparator ilan etmişti. Tüm bunların sonunda Orhan Gazi'nin kayınbabası 6. Yuhannes büyük bir depresyon geçirmişti. İşte bu siyasi gelişmeleri yakından gözeten Gazi Süleyman Paşa Bursa'dan hareket ederek Rumeli'nin fethine karar verdi. Bu sırada Gelibolu'da meydana gelen deprem, sonrasında açlık ve salgın hastalıkların baş göstermesine neden oldu. Bu sebepten depremin de etkisiyle yıkılan surları aşan Osmanlılar, kolayca Gelibolu'yu fethetmeyi başardılar. Gazi Süleyman Paşa ve Akıncı komutanlarının hepsi birden Büyük Rumeli Seferi'ne başladılar.
kısa süre içerisinde Balayır, İpsala, Keşan, Tekirdağ ve Çorlu fethedildi. VI. Yuhannes tüm bu sorunlarla uğraşırken bir de Türklerin saldırısına maruz kaldı. Nitekim Türklerin önüne çıkaracağı bir ordusu kalmamıştı. Derhal damadı Orhan Gazi'ye Türklerin Rumeli'den çıkması için mektup göndererek ele geçirilen yerlerin boşaltılması için yüklü miktarda para teklif etti. Ancak Orhan Gazi yaşlılığını bahane ederek imparator ile görüşmedi. Hızlı bir oldu bitti ile Türkler Rumeli'ye yerleşmiş oldular. Bu dönemden sonra Gazi Süleyman Paşa Rumeli Fatihi olarak anılmaya başlandı. Gazi Süleyman Paşa, babası Orhan Gazi'ye en yakın zamanda bu bölgelere Müslümanların göç etmesi gerektiğiyle ilgili bir mektup yazdı. Özellikle Gazi ve Akıncı komutanlarının aileleriyle beraber Karesi topraklarında yaşayan Müslümanlar da Rumeli'ye geçip yerleşmeye başladılar. Bu sırada 6. Yuhannes tahttan indirildi ve 5. Yuhannes yeniden imparator ilan edildi. Böylelikle Doğu Roma bu oldu bittiği kabul etmek zorunda kaldı. Yeni imparator 5. Yuhannes Kantakuzenos derhal Sırplara mektup gönderdi ve Müslümanların Rumeli'den atılmasını istediğini söyledi. Sırp kralı Duşan bu çağrı karşısında ordu hazırlarken aniden ölünce bu girişimde başarısızlıkla sonuçlandı. Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa sıradaki hedef olarak kendisine Edirne'yi o dönemki ismiyle Adrianopolü gözüne kestirmişti. Ordusunu bu fetih için hazırlarken hiç beklenmedik bir şekilde avlanmaya gittiğinde atından düşerek vefat etti. Şimdi kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, Gazi Süleyman Paşa'ya Osmanlı Beyliği'nin beylik sürecindeki ve Osmanlı Devleti'nin de ilk sürecindeki en önemli komutanlardan bir tanesidir. Gazi Süleyman Paşa, Türklere Rumeli'yi, altını çizerek söylüyorum, karadan açan, çünkü özetliyorum deniz yoluyla açan, çünkü İstanbul almadan karavanı kurulamaz, muazzam bir hükümdardır, muazzam bir beydir. Allah kendisine rahmet eylesin diyorum. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Orhan Gazi'nin getirdiği yenilik ve düzenlemeleri ele alıp bu konu hakkında sizlere elimizden geldiği dilimizin döndüğünce bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Öncelikle hepinize videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta sizlerle birlikte Orhan Gazi'nin son yılları ve ölümü konusunu ele alıp ayrıntılı Osmanlı tarihi video serisinde Orhan Gazi'yi de bitirip Murad Özdivendigar'ın hayatına başlamış olacağız. Videomu buraya kadar izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun inşallah. Allah'a emanet olun.